Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda for döngüsünden bahsedeceğiz. İngilizce ders alanlar for loops diye duymuşlardır. MATLAB'da yazacağımız kodda belli bir işlem birden çok tekrar ediyorsa bu işlemi yapmak için for ve while döngülerini kullanırız. Bu videoda for döngüsüne değineceğiz. Buradan editörümüzü açalım. Tekrardan daha açık bir şekilde söyleyecek olursak for döngüsündeki amacımız bir başlangıç değerinden 3, 5, eksi 10 gibi bu değerden son değere kadar belli artış miktarlarıyla işlemleri tekrarlamaktır. Matematiksel olarak bunları yapacağız. Çok basit bir örnekle amacımızı gösterelim. Program bize 10 defa alt alta VIP class yazdırsın. Bunu nasıl yapıyoruz? Önceki videolarda olduğu gibi değişken tanımlayarak kullanıcıdan bir değer girmesini istemeyeceğiz. Bu yüzden direkt döngümüzle başlayalım. For dedik. Bir boşluk bıraktık. Bir değişken tanımlıyoruz. Burada genellikle i kullanırlar. Biz a diyelim. 10 kere tekrarlasın demiştik bunu. A 1'den 2 nokta üst üste 10'a kadar tekrarlasın diyoruz. Enter'la aşağıya geçtiğimizde noktalı virgül koymadan disp yazalım. VIP class şeklinde ve de enter ile bitiriyoruz. Bunu çalıştıralım. Command Window'da 10 tane alt alta VIP class yazısını görüyoruz. Yani bu metin olduğu için matematiksel bir değeri yok. Şimdi ise işe hem kullanıcıya katalım hem de matematiksel bir örnek yapalım. Nasıl olsun? Önce kullanıcıdan ilk ve son terimleri isteyelim. Senaryomuz şu şekilde olsun. Program bize girilen bir sayıdan başlayıp, kullanıcının girdiği bir sayıdan başlayıp, yine kullanıcının girdiği sayıya kadar olan sayıların toplamını bulsun. Bunun için ilk adında bir değişken tanımlayalım. Command Window'u silelim buradan. Clear all. Kullanıcıdan istiyoruz input. Girdiğiniz sayıdan başlayacak şeklinde yazdıralım. Son adında bir değişken tanımlayalım. Yine kullanıcıdan isteyeceğiz bunu. Girdiğiniz sayıya kadar. Bu şekilde değerleri kullanıcıdan istedik. Şimdi döngüye başlayacağız. For yazdık. A yazalım. Eşittir. İlkten sona kadar. Yani burada bir sabit bir sayımız yok. 1'den 10'a kadar, 5'ten 9'a kadar gibi bir sayılarımız yok. Kullanıcının girdiği ilk değerden son değere kadar. Aşağıya iniyoruz. Toplam adında bir değişken tanımlayalım. Şimdi burada değişkeni tanımladık, atadık. Fakat program değişkenin hangi sayıdan başlayacağını, nereden başlayacağını bilemiyor. Bu yüzden üst tarafa toplam adında bir değişken tanımlayalım. Bunu da sıfır yapalım değerine. Toplam değişkeninin değeri sıfırdan başlayacak. Üzerine eklemeler yaparak ilerleyecek. Toplam artı a diyelim. End yaparak for döngüsünü bitiriyoruz. Ve bize sonuçlarımızı göstermesi için disp komutunu kullanıyoruz. Sonuç artırdı toplam değişkenini göster. Burada ilk değerden son değere kadar a'yı değiştirecek. Her değiştirdiğinde de toplama ekliyoruz. Yani sıfırdı. A değerimiz ilk başta mesela 5 olsun. Toplam değeri 5 olacak. Ondan sonra A değeri 6 olacak. Toplam değeri 5, 6 da 11 olacak. Bu şekilde ilerleyecek. Bu kodu run section yapalım bir. Girdiğiniz sayıdan başlayacak. 4 olsun. 10 diyelim. Sonuç 49. Yani 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bu sayıların toplamı 49 yapıyor. Run section diyelim. Mesela eksi bir değer girelim. Eksi 10'dan.
12 olsun. Eksi 10 artı 10 götüreceği için 11 ile 12'nin toplamı 23 etmesi lazım. Sonuç 23. Bu senaryonun yazım şekli bu şekildeydi. Tekrar bir run seçin diyelim. Yüksek değerler girelim. Atıyorum 50'den başlasın. 220'ye kadar devam etsin. Sonucumuz 23.085 değerinde. Başka bir örnek yapalım şimdi. Bunları clear olunan temizleyelim. CLC. Mesela ne olsun? 5'ten başlasın. 125'e kadar onar onar artsın. Onar onar artarak oluşan her sayının karesini toplasın. Ve bunun sonucunu bize göstersin. Şimdi şu şekilde şeyler göstereyim. Yüzde işaretini MATLAB'da kullanırsak yorum yapma satırı elde etmiş oluruz. Yani buraya yazdıklarımız koda dönüşmez. Şöyle yapalım. 5'ten 125'e kadar 125 demiştik. 125'e kadar onar onar artarak oluşan her sayının karesini toplasın. Bu bizim yorum satırımız oldu. Yüzde işaretinden sonra yazdığımız bu şekilde tüm metin, tüm ifadeler yoruma geçiyor. Koda geçmiyor. Şimdi bu soruyu çözelim. Yine toplam değerimiz var. Toplam değişkeni tanımlayalım. Bunu sıfıra eşitleyelim ilk başta. For döngüsünü başlatıyorum. İ diyelim bu sefer. İ ne dedik? 5'ten dedik. Onar onar artsın. 10 yazıyoruz. Ve 125 yazıyoruz. Şimdi burada 5'ten başlayacak 125'e kadar gidecek. Ama bu ne nasıl olacak? Onar onar artarak gidecek. Ne kadar bir artış göstereceğini bu ortaya yazıyoruz. Diğerinde mesela birden 10'a kadar artsın dediğimizde birden 10'a kadar yazdığımızda yani ortada bir değer yazmadığımız zaman program onu otomatik olarak birer birer artırıyor. Bu yüzden bir yazmaya gerek kalmıyor. Biz ne yazdık? 5'ten onar onar artsın. Kaça? 125'e kadar. Bu şekilde. Yine bir toplam değişkenimiz olsun. Eşittir. Artı. Karesinin toplamı dedik. Oluşturduğumuz i sayısının karesinin toplamı. I kare yapıyoruz. Veyahut da i çarpı i şeklinde de yazabiliriz. Enter ile for döngüsünü bitiriyoruz. Sonra bize sonucumuzu göstersin. Disp. Sonuç eşittir. Artı toplam. Bu sorumuzun örneği de bu şekilde yazılıyor. Run section yapalım bunu bir. Bir yerde bir hata var. Pardon, burası toplam olacaktı. Tekrardan bir run section yapalım. Sonucumuz 73.125. Bu değerleri değiştirelim. Örneğin bunu 250 yapalım. Bunu da 120'den başlatsın. Tekrar bir run section yaptığımızda 501.900 falan çıkıyor. Bunun dışında bir tık ileri örnek yapalım. Bunları da clear all CLC. Şimdi bu konuda hep mükemmel sayı örneği verilir. Nedir bu mükemmel sayı? Bir sayı var elimizde. O sayının çarpanlarını ayırıp her çarpanı topladığımızda o sayıyı elde ediyorsak bu sayı mükemmel sayı deriz. Kendisi haricinde, kendi çarpanı haricinde geri kalan çarpanları topladığımızda o sayıyı elde edebiliyorsak mükemmel sayıdır bu sayı. Örneğin en basitinden 6 sayısı var. 6 olması lazım. Çarpanları 1, 2, 3 ve kendisi dışında. 1 artı 2 artı 3 toplamı 6 yapar. 6 bu yüzden mükemmel sayıdır. Konu olarak öyle önemli bir konu değil ama örnek olarak iyi bir örnek oluyor.
Şimdi biz belirlenen aralıktaki sayılardan mükemmel sayıları bulan bir kod yazalım. Bunun için düşündüğümüzde if koşulu ile for döngüsünü bir arada kullanmamız gerekiyor. İlk başta kullanıcıdan sayı isteyelim. Numara diyelim değişkenimize. Input parantez açıyoruz. Kısaca numara giriniz şeklinde yazalım. Şimdi total belirleyelim, toplam belirleyelim. Toplam eşittir 1 diyelim. Çünkü 1 tüm sayıların çarpanıdır. Hani formülle 1 yazmaya uğraşmayalım. For döngüsüne başlatalım. İ diyelim tekrardan. İ eşittir. 2'den başlasın. Numara eksi 1'e kadar. Burada 2'den başladı. Çünkü ileride mod işlemini kullanacağız. Birden başlasaydık bir sayının bire göre modunu aldığımızda sonuç sıfır olacaktı. Yani sonuç kısmında bir değişiklik yapmayacak sıfır ifadesi. Ayrıca girilen sayıdan bir eksiğini aldık. O da aynı şekilde bir sayının kendisine göre modunu aldığımızda sıfır yapar. Sonucu değiştirmez. Sonra devam edecek olursak if komutunu açıyoruz. Burada mod alacağız. Numaranın i'ye göre modunu aldığımız zaman bu sıfıra eşitse, yani burada numara sayısının i'ye göre modunu alıyoruz. Bunun sonucu sıfır ise i sayısı numara sayısının çarpımıdır. Bunu alıp işlemlere ekliyoruz. Toplam eşittir toplam artı i. Her bulduğu i sayıyı toplama eşitleyerek toplam değerini arttırsın. Ondan sonra end koyuyoruz. Bu end gördüğümüz gibi if için tekrar bir end koyduğumuzda for döngüsünü kapatmış oluyoruz. Şimdi if komutlarını yazacağız. If eğer ilk başta girilen numara işlemler sonucunda oluşan toplam değerine eşitse bize mükemmel sayı olduğunu göstersin. Mükemmel sayı. Evet, onun dışında bir durum olursa eğer mükemmel sayı değil diye bir ifade göstersin bize. End'de de if döngümü bitiriyorum. Bu senaryonun yazılış şekli bu şekilde. Run section diyelim. Numara giriniz diyor. 350 diyelim. Mükemmel sayı değil. Mesela bildiğimiz ne var? 6 var. Mükemmel sayı. Onun dışında 23 mü vardı? 23 mükemmel sayı değilmiş. 28 mükemmel sayı. 1000 mükemmel sayı değil. Sistem bu şekilde çalışıyor. İlk başta ilk satırda kullanıcıdan bir numara istiyoruz. Ondan sonra toplam değerimizi yazıyoruz. Birden başlayacak. Ondan sonra for döngüsüne başlıyoruz. İ'yi 2'den başlattık burada. Çünkü mod işlemini kullanacağımız zaman 1'e göre modunu aldığımızda sonuç 0 elde edilecek. Numara eksi 1 aldık. Çünkü o da aynı şekilde direkt girilen numaraya göre modunu alsaydık sonucumuz yine 0 olacaktı. Toplamda bir değişmeye neden olmayacaktı. Bunda if döngüsünü açıyoruz. Çünkü eğer modu 0 olursa bu i değeri numaranın çarpanıdır diyeceğiz. Mod 0 değilse zaten çarpan değil. Onu hiç işleme katmadık. Sonra toplam diğerlerini arttırdık bu kod sayesinde. Bu döngüyü bitirdik. Döngü bitti. Bize i değerlerini buldu. Ondan sonra yine bir eğer koşulu açmak istiyoruz. If yazdık. Bu i değerleriyle bulunan toplam değeri bizim ilk başta girdiğimiz numaraya eşitse mükemmel sayı diye yazdır. Yok öyle bir durum yoksa, diğer koşullar varsa mükemmel sayı değil diye bize yazı yazdıracak. Bu senaryomuz bu şekilde. Videoyu fazla uzatmayalım, burada bitirelim. Diğer bir videoda görüşmek üzere. Diğer videoda while döngüsüne bakacağız. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, bu konuyla ilgilenen arkadaşlarınız varsa veyahut da ders alan arkadaşlarınız varsa
Onlara paylaşmayı unutmayalım. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Görüşmek üzere.